Tekrardan iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Gazeteci konuklarım Hacı Mehmet Gelir ve Ziya Bozkurt ile seçim ittifaklarını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde AK Parti MHP ittifakı üzerinde yoğunlaştık. Diğer siyasi partilere son anda gelebildik. Bu bölümde diğer siyasi partilerin alacağı tutumları ve bu süreçte kullanılan dil üzerinde yoğunlaşacağımızı söylemiştik. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Tabii bu arada izleyici soruları da geliyor. Birçok izleyici sorularını sorduğumuz veya da yorumladığımız cümlelerle özdeş olduğundan dolayı direkt bağımsız olarak o soru sorulmamış gibi oluyor ama izleyicilerimiz kendilerinden bize gelen her türlü sorunun mutlak suretle değerlendirildiğini de bilmelerini istiyoruz. Şimdi Ziya Bey, biraz önce son sözü sizdeydi tamamlamamız açısından dil demiştik. Aslında ben dili konuşmadan önce bu diğer siyasi partilerin durumunu da değerlendirip bu şekilde dile geçersek daha sağlıklı olur, biraz daha zaman da vermiş oluruz. AK Parti MHP karar verdi birlikte ittifak etmeye. Hacı Mehmet Bey ile devam edeyim tekrardan. Cumhuriyet Halk Partisi, dil konusuna girmeyelim. Zamanımız konuşacağız. Söylem dedik. Yani milliyetçiliğe yüklediğimiz anlam farklı. Yani İşte bugün onu geniş zamanda evet, konuşalım. tamam. Geniş zamanda konuşalım. Hacı Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Özgür Bey'in de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Genel Başkan da yapmış olduğu açıklama var. Biz birinci turda kendi adayımızı Cumhuriyet Halk Partilerin kabul edeceği bir adayla çıkacağız diyorlar. Siz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kararını nasıl yorumluyorsunuz? Doğru buluyor musunuz? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, aynı ölçekteki kararı İyi Parti de vermiştir, Saadet Partisi de vermiştir, HDP de HDP vermiştir. de vermiştir. Çok doğal kararlardır, demokratik buluyorum. Bir şey diyemem ona ben. Yani tercihleri o yöndedir. Benim bir tek derdim var, Sonuca nasıl demokrat. yansır? Sonuca nasıl yansır? Yani istatistiği tahmin mi Yani istiyorsunuz? evet. Bu durumda AK Parti Bakın, MHP şimdi ittifakını bir söylersem yine alınacaksınız. Eğer. Bizim alınacak bir Hayır, durumumuz olmaz izin olmaz. verin. Yani Bak, lütfen bak cümleleri söylerken biz siyasi parti temsilcisi izin. değiliz. Alınacağımız bir durum söz İzin konusu verin. olmaz. Buyurun. Bakın, yeni bir karar alınıyor sandıkla ilgili, seçimle ilgili. Seçim güvenliğiyle ilgili. Tabii izin verin. Mühürsüz oylar geçerli olacak. Evet. Bakın. Evet. Bunlar soru işaretli. Sandıklar taşımalı olacak, soru işaretli. Seçim sandıkları daha basitleştirilecek diye ayrıca güvenlik mensupları bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Sadece sandık başkanları sorumluydu. evet sandık mahalline güvenlik güçleri müdahale etmez, dışarıda Evet. beklerlerdi. Şimdi bundan böyle Müdahale şansı doğdu. evet bunlar ne anlama geliyor? Benim anlayışımda bir baskı anlamı. Ürkütme, korkutma anlamı doğuyor burada. Bu bir gerçektir. Ben bu dediğinize ben de katılıyorum. Kişi olarak ben de katılıyorum. Ancak bu düzenlemeyi meclise sunan çevrelerin AK Parti ve MHP'nin ifadelerine baktığımızda bu maddeyi özellikle Doğu Güneydoğu'da PKK'nın baskısından dolayı bugüne kadar hep blok oy kullanımından dolayı bunun önüne geçmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını söylüyorum. Ama bunu bölgesel olarak sınırlandırmadıkları için Edirne'de de, İzmir'de de, Sinop'ta da aynı durum söz konusu. Öyle olsa ayrıştırırlardı. Yani hassas bölgemizi bilirler. Ona göre Ama önlem alacaklar. ayrışım da yapamazlar. Yani bu şehirlerde. Olmaması lazım. Bakın güzel kardeşim, eğer biz gerçekten demokrasiye inanıyorsak, çoğulculuğun sesine inanıyorsak, sandığımıza inanıyorsak, insanlarımızı korkutmadan, ürkütmeden özgür Bu dediğinize bırakacağız. aynen Ee, katılıyorum. Yani ve kesinlikle artı hemfikiriz. bakın yine tekrarlıyorum, altını kalın çizgilerle çizerek o hal altında sandığa gitmek antidemokratik bir ülke yapımızın olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü neden? Birisi psikolojik olarak kendini koruyor, bir de toplum üzerinde psikolojik ürkütücü bir baskı uygulanıyor. Bunların kalkması lazım. Yani hangi parti olursa olsun, CHP olsa aynı şeyi ona söyleyeceğim. Hiç fark etmez. Bakın o notlarda izleyicilerin çok haklı oldukları notlar var. Aynen söyleyecektim. İsterse beni muhatap alsın, doğrusun diyecektim. Allah bir, doğru bir arkadaşım.
Hiç ötesi yok bu işin. Yani duygusal bakmayacağız. Şahsi çıkarlı bakmayacağız. Realist olacağız. Ülke sevdalısı mıyız? Ülkemizin insanını mutlu kılmaya çalışacak mıyız? İnanın paylaşmayı bileceğiz. Gerçekçi olacağız. Zamanla yarışacağız. Siz bu konuda ne diyorsunuz Ziya Bey? Tabii yani tereddütler yani sıkıntılar hep dedik ki bir süreç önemli. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum önemli. Yani burada az önce siz de bahsettiniz. Yani bir güvenlik sorunu var. Yani geçmişte bu yaşandı. Yani siz batı illerinden bir tanesinde çok rahat olabilirsiniz. Yani çok rahat sandığa gidebilirsiniz. Yani bunu böyle bir karar alındı diye bir sıkıntı olmayacaksa güvenlik görevlisi niye müdahale etsin? Niye psikolojik baskı yapsın? O var olduğunu gösteriyor ve önümüzdeki süreçte de seçimde de 2009 seçiminde de çok farklı şeylerin kurulacağını hepimiz göreceğiz. Yapılmak istendiğini de göreceğiz. Bence ona bir. Çünkü neden? 2019 çok önemli bir seçim. Açık ne söyleyeyim? Cumhuriyet Halk Partisi dünkü basın sözcülerinden ismi aklımda değil. Parlamenter sistemi geri kabul edecek şekilde sonra geri vazgeçtiler ama öyle getireceğim diyecek bir kişi üzerinde etrafında biz mutabak olup cumhur olarak seçeceğiz diye bir açıklamada. Doğru. Bunu hep söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Doğru. Şimdi böyle bir şeyle çıktığınızda bir parlamenter sistemi yani ister istemez burada böyle bir şey olduğu dönem yaklaşım olduğunda partilerde, hükümetlerde bu konuda gerekli şeyler çünkü neden büyük bir şey var burada bir ne diyeyim bir sıkıntı var yani bu sıkıntıyı sandıkta yapamadığını psikolojik olarak milletin üzerinden baskı oluşturarak belli bölgelerde bunu yapmaya çalışacaklar yani. Açık öyle söyleyeyim. Kim yapacak bunu? Yapılacak yani. Hayır, bunu. Kim yapacak? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Hayır canım iktidar değil. HDP'de. Hayır bütün devlet. Saadet Partisi'de yani bu cephede karşı cephede devletin alanlar. Devletin bütün kurumları. Yapacak bunu yani. Şimdi, ben bunu devletin bütün kurumları iktidarın gücünde elinde. Yani yapmaya çalışacaklardı yani. Şimdi ortada şöyle bir. Yoksa bir sandığa insanlara millete güveniyorsanız. Maalesef öyle olmasın. Bakarsanız bu insanlara. Evet. O gözle bakıldığı bir sürece bu millette %51'de %60-70'de götürecek bu. Ortada şöyle bir gerçek var. Ya şimdi AK Parti, AK Parti bundan vazgeçmek. Milliyetçi Hareket Partisi koşulsuz AK Parti'ye AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğini açıkladı. Evet, kendisinin, uzun sorumlu da dedim başından kendisinin beri. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, Cumhurbaşkanı adaylarının AK Parti'nin adayı olacağını yani Sayın Erdoğan olacağını Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bunu deklare etti ve ittifakla da bunu ortaya koydular. Fakat şöyle bir durum var ortada. Birinci tur için baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkarıyor. İyi Parti kendi adayını çıkarıyor. HDP kendi adayını çıkarıyor. Saadet Partisi kendi adayını çıkarıyor. Diğer siyasi partiler de birçok siyasi parti bir araya gelip adaylarını çıkarıyorlar. Baktığımızda birinci turda bir sonuç çıkmaması durumunda işte o zaman müthiş bir tablo ortaya çıkıyor. Nedir bu tablo? Eğer ki AK Parti MHP ittifakı birinci turda %50+1 oy almaz ise bu dört siyasi parti HDP, İyi Parti ve CHP İyi Parti şöyle bir açıklaması vardı Sayın Akşener'in en iyi oyu alan alan ili adaya destek vereceğini açıklamışlardı. Seçim atmosferine baktığımızda bu durumda en iyi oyu alacak olan geçmişteki seçim oranlarına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı en çok oyu alan aday gibi gözüküyor. Şu andaki eski seçim şeylerine baktığımızda sonuçlarına baktığımızda İyi Parti'nin, HDP'nin, CHP'nin alacağı oy üçünün toplamı, bir de AK Parti MHP'nin toplamı. Bu oylar %48-50 civarlarında bir şeye denk geliyor. Burada Saadet Partisi faktörü ortaya çıkıyor. Tam da değinmek istediğim ve konuşulmasını istediğim ve şu anda tüm Türkiye'nin de konuştuğu Saadet Partisi faktörü var. Yani kilit nokta. Kilit nokta. Oyu %1 ama etkisi %10 olacak bir partiden söz şu ediyoruz. Hemfikir miyiz bu konuda? Hayır, ben çıtası yükseliyor şu anda. Yani şu andaki seçim noktasındaki oyu %1. Doğru. Ama artı eksi %10. Doğru.
Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'ın bugün köşesine taşıdığı bir iddia var. Diyor ki Sayın Erdoğan, Sayın Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı'na iki bakanlık ve 20 milletvekilliği sözü vererek ittifakta yer almasını istiyor. İddia bu. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Ancak Saadet Partisi'nin yaratacağı etki üzerinden Saadet Partisi ikinci turda AK Parti'nin ittifakında yer alırsa AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti'nin ittifakında yer alırsa da o grup, ekip artık nasıl isimlendirirsek Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak gibi bir durum söz konusu. Bu konuda fikrini alayım. Ben o konuda şeye katılmıyorum. Yani Saadet Partisi'nin kendi gözlemimi söylüyorum. Orada karşı grupta yer alması oraya bir farklı bir şey getirecek. Ne yani, getirecek? Mesela? Yani sağda az önce bahsettik ya. Orada bir gruplaşma olduğunda veya bir cephe oluştuğunda ki zaten başkanlık sisteminde iki partili şeye geçeceğiz yani. Bunun alışmamız gerekiyor. Bir türlü alışamıyoruz. Daha hala %10 barajını konuşuyoruz. Yoksa eğer normalleştirirse şu barajı kaldırırsa şu zıkımı zaten artık kendiliğinden artık iki partili yani iki kutuplu siyasete döneceğiz yani. Ki olması gerekiyor. Doğrusu o. Evet. Olması gerekiyor. Evet. Şimdi burada Saadet Partisi normal AK Parti, CHP'nin bulunduğu, HDP'nin, İYİ Parti'nin bulunduğu bir cephede yer aldığında bazı siyaset söylemlerini belki söyleyebilir. İşte orada o dil, biraz önceki söylediğimiz o dil var ya, o noktaya geleceğim. Yani bu konuyu konuştuktan sonra tam da o noktaya geleceğim. İşte bunu söyleyemiyor. Onu bir şekilde kendi yanına çekip o cepheyi farklı bir konuma getirtmek istiyor. Yani orada olduğunda Saadet Partisi gibi bir partinin orada olması durumunda o bahsettiğimiz hani dedik ya kötü cephe söylemi orada ne olacak? Biraz ortadan kalkmış olacak. Saadet Partisi ile beraber iyi mi olacak yani? Tabii ki yani şimdiki ister istemez herkesin kendi geçmişte yani bugün nereden gelmiştir? AK Parti'de Milli Görüş şeyinden gelmiş, geleneğinden gelmiştir. Yani Saadet Partisi... Bütün partilerin çıktığı noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde ona bakarsan yani... Tabii ki yani. Ama burada kabul ederseniz yetmezsiniz. Saadet Partisi yani belli bir potansiyeli küçük de olsa bir şeyi var. En azından bir ismi var. En azından bir lideri var, bir davası var. Oy az ama etkisi çok etkisi, bu süreçte. Öyle gözüküyor. Psikolojik ben zaten söylüyoruz. Orada olması yani burada bizim o bahsettiğimiz... politikada sıkıntı olacağı için bu cephede AK Parti'nin ittifakı içerisinde alınmak isteniyor. Onun için başında da dedik ki bu ittifak MHP ile AK Parti'nin ittifakı stratejiktir. İdeolojik değildir. Onun için MHP'nin, AK Parti'nin, her iki partinin, her ikisine de saygımız var. Ülkücü kardeşlerimize de saygımız var. Fikirlerine saygı duyuyoruz. AK Parti kardeşlerimize saygı duyuyoruz. Yani onların fikirleri farklı. Milliyetçi'deki anlayışları farklı, anlamları yükledikleri anlamlar farklı. Bugün birisinin söyleme milliyetçiliği ideolojik olabilir ama daha ziyade AK Parti'nin milliyetçilik anlayışı, vatan, millet, bayrak sevgisi, yani orada fikri anlamda ülke işte yararlı insan olma, faydalı olmaz. Buysa milliyetçilik benim diyoruz. Ben de milliyetçiyim diyor. İdeolojik değildir yani. Herhangi bir fikir, herhangi bir şey olarak değil. Bu sadece, ittifakın ideolojik olmaması gerektiğini söylüyorsun. Tabii o söylemdeki kastımız her iki partinin milliyetçiliğe yüklediği anlam farklı. Olması gereken bu diyorsunuz. Burada eylemde ve söylemlere AK Parti'nin dikkat etmesi gerekiyor. Hacı Bey, benim bu söylediğime, bu Saadet Partisi'nin bu pozisyondaki hangi blokta yer rol alacağı noktasındaki yaklaşım açısından sizin değerlendirmeniz ne olur? Bizim ülkedeki siyasi araneler geneli bakımından söylüyorum yıllardır ülke öncelikli değil, toplum öncelikli değil, parti öncelikli, kişilik öncelikli sürdüğü için hep kaygılı bakmışımdır. Bakın geneli isim vermeden söylüyorum. Her parti için eşitim. Biz bunu yıkmadığımız sürece gerçekten Avrupa'da 50 yıl boyunca 3 partili, 5 partili koalisyonlu başarılı hükümetler gelmiştir. Komünist Parti ile sağcı
partiler iktidar olmuştur. Liberaller iktidar olmuştur. Yani bu bir eğitim kültür sorunu. Ha, biz de geri kalmış toplumuz, bu gerçeği kabul edeceğiz. Geri kalmış ülkeyiz. O nedenle tabii işte bakın demin siz itiraf ettiniz. İşte filan parti Saadet Partisi'ne bir bakanlık bilmem 20 milletvekili. İtiraf, ben itiraf etmedim. Ben bir şey itiraf etmedim. Hayır, şimdi söylem çok önemli. Şimdi itiraf ettim. Kibarın oldu. Ben Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'ın iddiasını taşıdım. Bu benim itirafım değil. Yani onu konuştunuz. Onu konuştunuz. O itiraf farklı işte çünkü. Hayır. Türkçe öğretmenisiniz. İtiraf farklı ben bir şey. Ben farklı değil. Aynı konuyu teyit etmedir. Teyit etmiyorum. Ben gündeme getiriyorum sadece. Ya ifade ediyorsunuz işte. Ama ona. Gündeme getiriyorum. Tamam. Ben onaylamıyorum. Onu, farklı bir şey. Ayrı bir olay kardeşim. Bakın. Şeye girmeyelim. Ayrıntıya girmeyelim. Ha, onun söylediğini açıklıyorsunuz. Tekrarlıyorsunuz. Yani ben gündeme getiriyorum. Ha, bu aşamaya gelmişiz. Bu her partide böyle. Yani artık biz ne zaman bireysel çıkarlardan arınırsak Türkçe olarak gerçekten parti çıkarından arınırsak ülkenin geleceğine, insanlığımızın geleceğine dönük namuslu, haysiyetli, onurlu siyaset üretme kültürünü kazanırsak başarırız. Ha, tam bu noktada bir parantez açayım. Evet. Diyorsunuz ya, partiler, kişiler bireysel çıkarından vazgeçsin, ilkesel bir duruş sergilesin. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Madem ki böyleyse, o zaman ülke karar almış. Ülke mi karar almış? Yani hükümet bir karar almış. Ülke almamış. Milli Güvenlik Kurulu ülkenin geleceği noktasında bir takım kararlar almış. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet etmesin. O da katılsın iktidara. İzin bıraksın verin. Onu. Bakın, bıraksın muhalefet etmeyi. Hayır. Bakın. Madem ki öyle diyorsanız. Burada. Bu şekilde bakmak bakın, lazım. Bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ifade kullanılmaz. Bakın yapmayın. Etmeyin arkadaşım. Bakın ben bunu genel çerçevede söylüyorum. Niye siyasi partiler var? Yani sakız gibi birinin çiğnediğini o da mı çiğneyecek? Niye muhalefet partisi var? Niye iktidar var? İşte, menfaat beklemek ayrı. Ben yönetmek duygusu var. Doğruyu söylemek ayrı. Sen mi yöneteyim? Ben ya mi yöneteyim kavgası var. İktidarın bakın başından beri bizim hem fikir olmadığımız evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Hem fikir olmadığımız Cumhuriyet Parti'ye karşı eleştirilerimiz nedir? Sürekli AK Parti'nin hataları üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor. Doğru, belki yani siyasetin gereği de doğasında da bu olabilir. Ancak yani böyle bir süreçte, tabii böyle bir süreçte, böyle bir durumda, böyle bir günde, böyle bir zamanda sürekli geriye giderek, geçmişe giderek, sürekli oradan gider. Ya bugün şu anda ülkenin bulunduğu durum söz konusu ortada. Burada eğer belki yakınlaşma olmuş olsaydı yine siyasetini yapsın. Kimse kimseye iltihak etmesin. İttifak etmesin. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek Orhan Şemsiyeti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelip AK Parti ile beraber yol yürümesi iltihak mı ediyor? Yani fikirlere mi imza atıyor altına? Hayır. Bazı şu durumda eleştirilmesinin nedeni de o. Az önce bahsettik ya. Sürekli eleştirilmesi nedeni uzak duruşu. Yani sürekli bir tabana oynuyor. Ya bir siyaset yapıyor. Efendim. Özür dilerim bitireyim. Siyah sürekli yani göz kırpıyor. Şu anda diyor ki işte ben aman ha ya zaten şu anda sen bu tavrınla sanki böyle bir şey varmış izlenimi veriyorsun. Devlet Kürtlerle savaşmıyor. Devlet bir terör örgütüyle savaşıyor. Devlet oradan bir terör örgütüyle mücadele veriyor. Ve 7 düvele karşı şu anda mücadele veriyor. Şu anda siz kalkıp da burada halen buradan siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın, siyaset üretmeye çalışması ve HDP tabanına Kürtlere böyle hayır bir Kürt savaşı yok ki. Kürt savaşı 350 bin tane Afrin'den, Kobani'den şey var, insanlarımız var bu bölgede. Ve bu bölge Kürt coğrafyası. Burada öyle bir şey olsa, burada bu Kürtler ayaklanır yani burada böyle kendi Kürtlere yönelik bir şey olsa. Yani eğer buradan, çok af buyurun sinekten yağ çıkmaz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bununla, sadece bununla bir siyaset güdüp şu durumda bakın, uzak duruyorsa bu yanlıştır. Evet, bakın hocam. İzin verirseniz, sınır ötesi müdahale hakkımızı kullanmak isterken iktidar, bu ülkede ana muhalefet partisi var. Muhalefet partileri var. Meclis içinde, meclis dışında partilerimiz davet var. Davet mi gerekiyordu?
mutlaka görüş alması gerekirdi. Mutlaka o da ben de görüşmek istiyorum diye randevu alması gerekirdi. Teklif iktidarlardan gelir. Yapmayın, hayır yöneten doğru. Sizsiniz. O olmadıysa o gitsin. Hayır yöneten sizsin. Efendim etmedi. Olur mu? Çağrılmadan gidilir mi? Çağrılmadınız siz hayır. De bilmiyorsunuz ben yani, de bilmiyorum. Hayır yani bakın bir atasözümüz var. İnanın ki siz i̇zin, de bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. İzin verin. İzin verin lütfen. Evet. Bir atasözümüzle sohbeti devam ettirmek isterim. Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme derler. İktidar davette bulunacak ki onlar da icabet ede. Etmedikleri zaman suçlu olurlar. Kemal Bey çıksaydı deseydi ki ben istedim randevu istedim bana randevu vermedi ey milletim. Vallahi işlerine gelmedi, gelmiyor. İşte gelmedi işte. Peki ben yine söylüyorum bakın 43. güne girdik Afrin'deyiz. Yetkili ağızlar diyor ki savaşıyoruz. Ya siz kimle? Hayır savaş. İzin verin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada simgesel hale gelmiş bir ordu gücü var. Orada demin sizin de işaret ettiğiniz gibi sadece illegal ve öldürücü kimlik taşıyan örgütleri kovalıyor orada. Savaşmıyoruz bir devletle orada biz. Yani sadece bir kovalama var orada. Yani terör örgütlerine karşı bir mücadele var. Evet. O zaman dersek yerinde söylemiş oluruz. Peki arkadaşlar bunlar tamam. Şu ittifakı ya bir saat geçti. Bakın hapiste yatan gazetecilerimiz var ya. Bir sürü sorunlar var. Niye bunları gündeme getirmiyorsunuz? Onlar da yani her yanıt programda, sorun. Hayır, her bakın, programda bir şey konuşuyoruz. Ya, yani bir başlığı ya açınca bakın, bütün dünya hayır, başlığı konuşacak halimiz bakın, yok ya. Bakın olur mu öyle bu şey? Akşam başlığımız bir, buydu. Ya ittifak 2 saatlik zamanımız var. Bol bir zaman. İttifakı ya yani topu topu 10 dakika şu sorun. Dili şu dili konuşalım biraz dili ne dili. Ne dili dilden kastınız? Bu siyasetteki Ziya Bey'in de biraz önce bahsetmiş hayır, olduğu evet. Yani milliyetçi cephe bakın bu şey çok hoş şey acayipime gidiyor ya. Ya yurtseverlik de milliyetçiliktir. Milliyetçilik de milliyetçiliktir. Yani bunun özü şu. Vatanperver olmak, vatanı sevmek. Hepsi bu ya. Vatanı sevmenin ölçüsü ne? Ölçüsü sınırsız ya kardeşim. İstediğin gibi seversin. Yani şuraya kadar seviyorum yani diyemezsin. Yani Kemalist olursam, uluslararası olursam vatanımı daha çok canım, seviyorum. Hayır bakın. Veyahut da Tayyip Erdoğan sevdalısı olursam daha mı çok vatanı seviyorum? Ifade, böyle mi bir ifade? Bakın bu iş isimlerle ilgili değil kardeşim. Ya? Bizim üniter yapılı bir devlet yapımız vatanını var. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan adam değil midir? İzin verin canım. Soruyorsun cevap verim. Net açıklayayım bilin yani. Hayır, kişilerle kavim değildir ülke sevdası. Yani senin devraldığın bu misaki milli hudutlarımız, üniter yapımız, coğrafyamız bize geçmişten gelen bir emanettir. Kutsal bir emanettir. Bayrağıyla, ülke bütünlüğüyle onu maddi ve manevi yönüyle sevebilmeyi öğrenmişsek, vergi kaçırmıyorsak, çalışkansak, üretebiliyorsak, paylaşabiliyorsak, devletimizin, ülkemizin esenliğini dünyada... Üniter sistemi istemeyen birisi vatanını sevmiyor mu? Böyle mi bakmak lazım? Evet. Üniterden kastınız ne? Tabii ki. Üniter yapıyı istemeyen sevmez tabii. Üniter yapı nedir biliyor musunuz Türkçe? Bilmiyorum. Karşı? Bilmiyorum. Daha niye soruyorsun o zaman bilmiyorum. Ya? Öğreteceksiniz. Bütünlüktür, yani. Birliktir. Hocam siz sizsiniz. Ülkenin bütünlüğü ve birliğidir. Ülke bütünlüğüdür. Esas odur. Parçalanmamışlık. Ha, bölge yok yani. Hayır böyle bir şey. Ülke bir... Ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı. Kesin bütünlüktür. O bütünü sevebiliyor muyuz? Koruyabiliyor muyuz? Üretebiliyor muyuz? İhracat yapabiliyor muyuz? Artı değerler kazanabiliyor muyuz? İnsanımızı mutlu edebiliyor muyuz? Gelecek nesillerimize sağlam bir temel... Milliyetçi Aloğlu... ırkî temeller üzerinden maalesef inşa edilmediği ben onu sürece, konuşmak istemiyorum. Yani bizim ya. Dikkat çekmek evet. istediğimiz hadise hayır. bu. Şimdi bakın. Irkçılığı benimsemiyorum. Kimden gelirse AK gelsin. AK Parti bir araya geldi diye bir günde ve bir saniyede ya. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı dün Kürt çözümünü, Kürt sürecini veyahut da barış sürecini adına ne derseniz deyin. Bunu yapan Tayyip Erdoğan bir günde MHP'li oldu, ürkücü oldu. Yani yanlış yani bunlar. Bunlar yanlış bir yani. Bir söylem üzerine. Ha, yanlış. Ben buna dikkat çekiyorum. Yanlış. Ama bir gecede de
neydi İyi Parti Genel Başkanı? Meral Akşener. Meral Akşener de bir gecede İyi Parti oldu, ürkücülükten çıktı. Yani evet. Ya böyle bir şey ya, olur mu? Yani şimdi, o da çıkmaz, ötekisi de çıkmaz. Hepsi bu vatanı ben seviyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Evet. Eğer ki nasıl hanımefendi bir gecede ürkücülükten vazgeçebiliyorsa, olmuyorsa, yani vazgeçmiyorsa, fikirleri duruyorsa, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın da fikirleri değişmemiş duruyor. Biz basa basa üstüne söylüyoruz. Televizyonlara çıkıp, ulusal televizyonlarda, işte ulusal yazarlarımız sürekli işte yağ döküp, işte sürekli biz basa basa buradan uyarımızı yapıyoruz. Bu bir stratejik ortaklıktır. Bu bir ideolojik ortaklık değil. Bunu sen söylüyorsun. AK Parti'nin yetkileri bunu söylemiyor ben ki. Ben söylüyorum zaten. AK Parti'nin adına senin konuşmaya yetkin yok ki. Ben... AK Parti'nin yetkilisinin böyle bir cümlesi yok. AK Partisi'nin adına... Konuşamaz ki. Hayır, ben AK Partisi'nin adına konuşuyorum. Yani bunu konuşamazsın. Derken AK Parti'nin... Şey yok. AK Parti'nin... Bir AK Parti sempatizanı, bir AK Partili üye olarak bunu isteyebilirsin. Şimdi bu farklı ben, bir şey ama. Bakın, tabii ki sempatizan olarak... desteklediğim bu şekilde konuşabilirsin. Tabii ki yani. Bu senin isteğin. Biz ben bunu burada bu senin isteğin. Her platformda söylemişim yani. Bugün Abdülhamid abi çok rahat bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini. Niye biz birbirimizi tanımıyoruz yani Abdülhamid abi yani burada? Yani uzayda mı yaşıyoruz yani? Kim bu memlekete kimin ne olduğunu bilmiyor mu? Biz senin de ne olduğunu biliyoruz. Benim de, sen de benim ne olduğumu biliyorsun. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Tabii ki. Bizim tabii AK Parti'ye desteğimiz açıktan verdik biz aslanlar gibi. Öyle gizli kapaklı da vermedik. Ama aslanlar gibi de eleştiriyoruz. Verebileceksiniz, veri hakkınız. Ama aslanlar gibi de eleştiriyoruz. Diyoruz ki kardeşim, stratejik ortaklık ayrıdır, ideolojik ortaklık ayrıdır. Milliyetçilik, milliyetçi olanlara yani MHP'li herkese saygı duyuyoruz. AK duyuyorum. Parti'yi eleştiriyorsun. Eleştiriyorum. Heh. Ve burada özellikle de şunun altını da çiziyorum. Bu söylemi özellikle şu, işte biz milli bir cepheyiz, karşı taraf gayrimilli. Bunu da kesinlikle ben kabul etmiyorum. Bunu da eleştiriyorum. Hiç kimse gayrimilli değildir. Gayrimilli olan bu memlekette yaşamaz. Bu memleketin dışında yaşayanlar gayrimillidir. Bu memleketin sınırları içerisinde yer alan, terörizme bulaşmamış, silah eline almamış, şiddete başvurmamış herkes millidir benim için. Ama bu memlekete kurşun sıkmışsa milli değildir. Benim hesabım bunlardandır. Ama burada birbirimizi anlayacağız. Bu süreçte Türkiye kritik bir süreçten geçiyor, zor bir süreçten geçiyor. Burada siyaset, kimse siyasetin ardına düşmesin. Bu halk kime, nerede, ne zaman iftar yapacağını şeyini verir. Belli olacak yakında. Tabii ki Kemal Bey de bu konuda nasıl Recep Bey yanlış yönlendiriliyorsa bazı kesimler tarafından da inanıyorum ki Kemal Bey de yanlış yönlendiriliyor. Yani kendi işlerinde de barışık değiller. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok kutupludur. Biliyoruz yani. Az çok burada siyaset yaptım. Bir dönem 8 ay gibi bir süre kaldım. Çok seslilik, çok seslilik olan bir yerdir. Olur, olur, doğaldır. Ama evet. Ama o seslilik evet. Çok bu süreçte çok ses, farklı sesli yerlere evet. Götürüyor evet. Ve özellikle milliden zarar görmesi, milli değiller evet. Şeklinde bir algıya neden olmalarının altında da siyasete yani bu söyle uzak. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin de bu üç partiye milli dememek yanlış mı diyorsunuz? Ben yanlış görüyorum. Silahı eline almamış, şiddete, teröre bulaşmamış herkes, misaki milli sınırları içerisinde olan herkes millidir. Milliliğin ölçüsü bir siyasi partiye üye olmaktan olmaz diyorsunuz. Kesinlikle. Hacı Bey? Doğru. Sadece doğru mu? İzin ver açayım. Aha buyurun izin yani, size. Hayır bu ülke şu anda 80-82 neyse 80 milyon diyelim. 81 yuvarlan. Milyon diyorlar şu an için. Ya, neyse söyleyelim. Bu ülke İstiklal Savaşı'ndan çıkmıştır. Çanakkale'ye gittiğimizde işte yüz binlerce şehit. En çok şehidin Halepli olduğunu işte, biliyoruz. Hayır evet yani Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Tatar'ı, Arnavut'u. O zaman Boşa, biz bunu inkar ederiz işte. Halep yaşanır. Orada bu topraklar için yatıyorlar. Tamam mı? O zaman bu ülkenin yurttaşlığını kabul etmiş, bayrağını kabul etmiş. Her vatandaş bu ülkenin bir numaralı ve eşit yurttaşı olmak zorundadır. Siyasal iktidarlar da bölgelik yapmayacaktır.
81 milyon insana eşit bakacaktır. Hem siyasal anlamda, hem sosyal anlamında, hem kimlik anlamında, dil anlamında, töre anlamında eşit bakacaktır. Ekonomik anlamda özellikle eşit bakacaktır. Yani böyle olmazsa huzur bulamayız. Huzur bulamayız arkadaşım. Bizde bir yalandır almış gidiyor. Yalan söylemeden yaşayamıyoruz ya. Yaşayamıyoruz. Bütün işlerimiz yalan dolan üzerine kurulu. Çıkar üstüne kurulu. Bunları aşamayan bir toplum iflah olmaz. İşte Japonlara bakın. Prensipleri 100 yıl ötesinin prensibini alıyor. ABD öyle. Avrupa Birliği üyesi ülkeler öyle. Gidin İskandinav ülkelerinin dördünü de gezdim ben 98'de. 25 gün. Adamlarda yalan kavramı yok. Doğayı kirletmez, ormanı yakmaz. Yani yurduna o kadar düşkün ki orada kenetlenme var. Devlet vatandaşına saygılı, vatandaş devletine saygılı. Biz çıkarımız adına her türlü yalan, dolan, üçkağıtçılığı yapıyoruz. Her türlüsünü. Bunlardan biz arınmadığımız sürece olmaz. Şu şehre bakıyorum ya, ağzında sigarası olan atıyor, arabayı açıp atıyor, çöpünü atıyor, ağacı devirip yakıyor. Böyle bir memleket yok. İslam dininin temeli temizlik diye geçiyor. Bunun sorumlusu siyasetçiler mi, halkın kendisi mi? Efendim? Ağzındaki sigarayı sokağa atan ben sorumluluğu... siyasetçiler olarak görüyorum. Ne sen? Ben evet. Bunun sorumlusu. Şimdi evet, diyelim ki izin verin. Sokakta ben sokakta yürüyorum. Elimdeki çöpü yere atıyorum. Bunun sorumlusu İslam Kutlu mu? Bu mu? İzin verin kardeşim, isimden değil, genel diyorum. İlim belediye başkanı o. Evet. İlim yaşarında ben. Görevini yapamıyor. Nasıl yapacak yapamıyor bunun için? Bakın, Avrupa'da yerel yönetimler, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ve İskandinav ülkelerinde yerel yönetimlerin işlev alanı çok geniştir. Sağlık onlardan sorulur, milli eğitim onlardan sorulur, çevrecilik onlardan sorulur. Tamam mı? Tamam. Ha, yerel yönetimler... güçlendirilmiştir. Ya tabii, yetkin hale gelmiş, bütçesini oluşturmuş, kentindeki yurttaşını iyi eğitme yöntemlerini seçer, sağlıklı olması yöntemini seçer. Evet. Ve buna emek verir, harcar, başarıya götürür. Yalandan uzak tutar, yasal müeyyideler var, onu uygular ya. Onu uygular. Biz... şurada Adıyamanlıyız, affedersiniz 7-8 kardeşli bir aile kabul edelim. Biz hukuku bırakıyoruz, yönetmenlikleri, kararları, kanunları bırakıyoruz. Ben, bana kimse bir şey yapamaz. En ufak bir araba çarpışmasına bakıyorsun, 7 kardeş geldi, silahlı sopalı meydan okudu. Ya biz buyuz ya. Yani hukuk biz örfü hukuktan medeni hukuka daha geçmemişiz demek istiyorum. Yok tabii canım. Yazılı işte durmadan... Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için şu 15 yıldır yüzlerce uyum yasaları çıkarttı ama uyan kimse yok. Geçen ben Çevre ve Şehircilik Müdürü'ne sormuştum. Siz de vardınız. Adı üstünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sadece projeyi hayata geçirme değil. Yani kuru bina projelerini. Adı üstünde çevre. Bütün il genelindeki çevreciliğin sorumlusu bir müdürlük aynı zamanda. Yani hepimize görev düşüyor. Batıya gittiğimizde, gelişmiş bir kente gittiğimizde izmarit atabiliyor muyuz? Atmıyoruz. Niye kendi kentimizde atıyoruz arkadaş ya? Balgam atıyoruz hala ya. Yazık ya, günah ya. Yani niye, neden? Biz Adıyaman çok zengin bir coğrafya değerli kardeşim. Çok zengin. Su sorunu yok. İklim var, 4 mevsimi yaşıyoruz. Bakir tarım topraklarımız bol. Yani kaynaklarımız bol. Hayata geçiremiyoruz. Tembeliz, kaderciyiz. Her işi devletten bekleyemeyiz. Yanlış bunlar. Yani bizim daha çok bir şeyler yeme. Yılmaz Büyükerşen Hoca Adıyaman'a geldi. Benim de üniversite hocam. Eskişehir Belediye Başkanı. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı. 7 yıl önceydi. Direktör Bey'le geldiler, bir akşam iş seansında kaldılar, Nemrut'a çıkıp indiler, çekip gitti. Benim çocuğumun ilkokul öğretmeni, kız kardeşi, annesi kapı komşumdu. Ben de Antikos'un bir portresi vardı, kabartmalı, onu aldım, gittim. Sekreteriyeye uğradım.
kimliğimi söyledim. Dedi ki beyefendi sizi arayacağız. Yarım saat sonra beni aradı. Başkan Bey'di. Mesaiden sonra sizi yarım saat bekliyorum makamında. Gittim. Sayın Başkanım, Sayın Hocam dedim. Oturduk. Adıyaman'ı konuştuk. Geldi. Dedim ki hocam Adıyaman'ı nasıl buldunuz? Aynen ifadesi şu. Sayın Başkanım. Arkadaş dedi enfes bir coğrafyanız var. Kusur yok. Ama siz köy olmaktan öteye gidememişsiniz. Ben 5 belediye başkanımıza bundan 2 ay önceki programda hırsızsınız dedim. Gelin sabaha kadar burada tartışalım. Hırsızlığınızı ispat edeceğim. Konu dağıldı. Hayır. Çok hiçbirinden dağıldı. Gık çıkmadı. Yerele indik. Yerele indik. Abiciğim ne yani konuşuyor yerele, ya. Siz de konuşuyor yani. Konuşacaklarımız var. Peki buyurun. Son olarak var. Yani toparlayıp onu söyleyeyim. Affedersiniz hırsızlık evet, zaten sadece para almak değil. Eğer bir belediye başkanı bir şehrin imarını yandaşlarına peşkeş çekiyorsa o da hırsızlıktır. O da hırsızlıktır. Onu kastım. O da hırsızlıktır. Evet, o anlamda söylüyorum. O da hırsızlıktır. Pardon teşekkür ederim. Evet. Ziya Bey. Şimdi yani tabii konumuz ittifaklardı. Şimdi ittifaklarda tabii uzun uzun bu işi konuşulması gerekir diye şey olur mu? Ancak bu akşam yeterince konuşamadık. Yani şimdi Sykes-Picot hepimiz duymuşuzdur, biliriz. Sykes-Picot evet. Anlaşması. Evet, evet. 100 yıl boyunca İngiltere, Fransa, İşte bu ülkeler, Amerika ne yaptılar? 100 yıllık bir projeyle bu Orta Doğu'yu dizayn ettiler. Tabii. Bugün bir 100 yıl daha isteniyor bizlerden. Bugün eğer milli derken milli budur, buna karşı millilik kastediliyorsa Burcu buna karşı bir kastediliyorsa eyvallah. Pilli olmamak lazım. Bunu da biliyoruz. Yani ama bugün bir Kürt politikamız yok. İşin ilginç tarafıdır bu. Asıl üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi çok, bu. Çok Amerika'nın, ABD'nin yıllardır, bir bakın, terör örgütü, PKK, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tek bir eylemi var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Amerika'nın başından beri, ta 36. paralelden başlar bu. Baktığımızda. Buradaki projesi orada başlıyor. Kürtlerle ilgili bir politikası var da neden Türkiye'nin kendi nüfusunun çok büyük bir oranı vatandaşı olan bir kesiminden neden sınırdaşı, soydaşıyla akraba neden bir politikası yok? Bugün Afrin'de politikamız ne? Savaşmak, mücadele etmek ayrı bir şey. Tabii ki benim hedef savaş olan... Savaş sonrası ne? Ne? Biz burada ne yapmak istiyoruz? Biz burada politikamız ne? Kuzey Irak'ta ne? Tam Barzani'ye ihtiyacımızın olduğu dönemde biz ne yaptık? Barzani'yle ipleri kopardık. Barzani'nin gelip Suriye'de belirleyici olması gerekirken örgüt zaten bunu istiyordu. Amerika zaten bunu istiyordu. Biz bu oyuna geldik. Ben yazdım. Buradan da bas bas yazıyorum. İlk tanıyan Kuzey Irak'ı Kürtlerin bağımsız Kürdistan'ı tanıması gereken Türkiye olmalı diye ben yazdım. Olması gerekiyordu. Senin politikan ne? Sen sana rağmen yapılıyor bu işler. Bana rağmen Suriye bugün İran kalkıp ilk şeyi ambargoyu koymadı mı şeye? Kuzey Irak'a. Kuzey Irak. Ama şu anda ilişkilere bak. En iyi ilişkiler. En iyi ilişkileri İran kurdu. Politikası var. Evet. Ama bugün hala bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtlerle ilgili bir politikası yok. Varsa da biz bilmiyoruz. Çıkarsınlar da bu artık bu millet de bilsin. Kürt politikası nedir? Aynen. Terör ayrıdır. Biz konuyu, terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuyu başka bir konu, bir programda İnşallah. Konuşalım. Bu konuyla ilgili son olarak son cümlelerinizi alıp programı kapatalım. Evet. Yani Kürtler konusu. Hayır. Bu Kürtler konusu başka bir programda konuşuruz. İttifakla ilgili, seçim ittifakıyla ilgili son olarak varsa eklemek istediğiniz bir cümle. Şimdi bakın. Bu şeyi kapatalım. Seçime 20 ay gibi bir süreç var. Yani olan zamanında yapılırsa. Hayır. Ben sürprizle bekliyorum. 2018 içine de alınabilir her an. Çünkü belli olmuyor. Varsayalım erken alındı ya da zamanında yapılıyor. AK Parti artık net tavrını koydu. MHP ile ittifakta anlaştılar.
Ha, geride duran işte Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, HDP. Yani HDP'de şunu söyleyeyim açık, demokrasiye inanmış, kendini demokrat gören her aydın o partinin meşru varlığını kabul eder. Anayasal güvencede kurulmuş her parti meşru. Ama o çerçevede de politika üretmesi de gerekiyor. İşte izin verin, mutlaka bakın, mutlaka yani o çerçeve içerisinde tabii ki yol alacak, siyaset üretecek. Hayır, yani artık üvey özlüğü bırakacağız. Bir bütünlük sağlayacağız bu ülkede. Evet. Onun için doğal karşılıyorum. Her parti farklı aday çıkaracak. Hayırlısı olsun temennim var Türkiye için. Başka ben de bu konuyla ilgili son şunu söyleyeyim. Son tabii ki gönül ister şu baraj kalksın, %5 en az getirilsin. Kutluyorum. Biz bundan yanayız. Kesinlikle. Ben bundan yanayım. Kesinlikle. Yani temsiliyet güçlü olmalı. Denetim güçlü olmalı. Evet. Bizim yürütmede sıkıntı yok. Bizim korkumuz da yok. Evet. İnanıyoruz ki %65 ile bu işi de götüreceğiz. Sizinle, ama temsiliyette adaletin olması gerekiyor. %50+1 olduktan sonra %99 ile 56.1 arasında ben aynı. Ben sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Yani desteklediğimiz için rahatlıkla biz diyorum, ben diyorum. Evet. Sıkıntı yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Ama temsiliyette de yani HDP mecliste olmalı. ÖDP olmalı. ÖDP olmalı. Evet. Bakın, toplumun bütün kesimleri olmalı. Bakın, az önce başında dedik ki MHP, Büyük Birlik Partisi aynı. Ama bunun dışında farklı olan bir ÖDP neden mecliste olmasın? Gibi partiler. Bugün eğer ÖDP'yi meclise taşıyor, Dağış Kapeci olmaz. Olmaz. MLKP olmaz. Bakın 91'de biz acaba biz bakın, eğer HDP'yi dışarı çıkartırsak dağın yolunu da güçlü bir şekilde açarız. HDP de olacak. Ama bütün siyasi düşünceler mecliste olmalı. Kesinlikle olmalı. Teşekkür tamam, ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bakın 91'de örneğini yaşadık. Rahmetli Erdal Ünlü'nün SHP'nin başındayken o günkü DEHA yanılmıyorsam bir ittifak kuruldu. Adıyaman'dan 4-0 aldılar. Evet. Çok demokratikti. Bir de tercih vardı. Tercih vardı. Ben tercihin de gelmesinden yanayım. Siyasete. Dar bölge sistemi de gelsin. Gelsin. Biz onu da istiyoruz. Evet. İleriki başka kurumda. İnşallah. Evet. Ben herkese çok teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz bir... izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Çok değerli yurttaşlarım, bizleri dinleme zahmetine katlandıysanız sizlere en içten sevgi, saygı, gelecekli, uzun ömürlü, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın. Yani tam da Şerbaş. Tam da böyle bir siyasi partilerin genel başkanlarının seçim süreçlerinde konuştukları bir veda mesajı gibi oldu. Tebrik ediyorum sizi. Rica ederim efendim. Sevgili seyirciler, gazeteci konuklarım Hacı Mehmet Gelir ve Ziya Bozkurt ile seçim ittifakını konuşmaya çalıştık. Artık ne kadar konuşabildiysek takdir her zaman olduğu gibi siz değerli izleyicilerimizindir. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrardan karşılaşıncaya kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben de ikinize...